Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda en güncel transfer haberlerini sizlerle birlikte buluşturacağım ve bu oyuncuların FIFA'daki kartlarını inceleyeceğiz sevgili dostlar. Bu serimiz yeni bir seri ve biliyorsunuz ki ben bir sürü futbolcu video çektim. Dolayısıyla bir menajer tanıdık kitlem var. Bundan dolayı bu menajerlerden almış olduğum net bilgileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Video başlamadan önce ufak bir sorum olacak. Türkiye milli takım formamızı en çok terleten futbolcumuz kimdir? Bakalım bunu kaç kişi bilecek, hep birlikte görelim. O zaman arkadaşlar direkt videomuza başlayalım. İlk isim Henry Onyekuru. Henry Onyekuru resmi olarak Galatasaray'da sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki bu sene Monaco'da oynuyordu. Kendisi Everton'dan Monaco'ya transfer olmuştu. Ancak Monaco'da istediği performans ve verimi bulamadı arkadaşlar. Bundan dolayı Henry Onyekuru kendisini en iyi hissettiği isim olan Fatih Terim'le birlikte tekrardan çalışmak istiyor. Ve tekrardan Türkiye'mize geldi. Menajeriyle Galatasaray arasında yapılan sözleşme gayet olumlu geçti. Tek bir pürüz var. Bu pürüzse Onyekuru'nun sözleşmesinin yarım yıllık mı yoksa 1,5 yıllık mı olacağı, kiralama şeklinde bir transfere tekrardan gidilecek arkadaşlar. Bundan dolayı tek pürüz yarım sezon veya 1,5 sezon olayı, bunu da çözer çözmez zaten Onyekuru resmi olarak Galatasaray'da diyebiliriz. Bilginiz olsun. Direkt menajerden alınmış bilgidir. İkinci isim Buffett'in bir Gomis arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Buffett'in bir Gomis Süper Lig'de rekor kırdıktan sonra kendi adına ne yapmıştı arkadaşlar? Transfer olmuştu. Galatasaray'dan gitmişti ve Galatasaray çok pişman olmuştu. Çünkü Gomis'ten sonra Cagney'e 10 milyon, Falcao 8 milyon gibi bütçeler ayrılmasına rağmen istenilen performans ve verim alamamıştı. Çünkü Gomis aslında sadece gol atmak dışında takımı da daha iyi oynatıyordu ve hiç beklenmedik anlarda gol atıyordu. O yüzden arkadaşlar gol atmak var, gol atmak var. Gerçekten Gomis yoktan var ettiği pozisyonlarla da gol atıp Galatasaray'a çok iyi yerlere taşımıştı ve geçen gün Instagram'da bir Galatasaray taraftan yapmış olduğu paylaşımı yorum atarak işte ben tekrardan Aslantepe'de oynamak istiyorum. Umarım yollarımız bir gün bir daha kesişir tarzında bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten Gomis'in de kartlarını görüyorsunuz sevgili dostlar. Gomis de Galatasaray'a gelmek istiyor. Ancak şu anda iki taraf arasında yapılan resmi bir anlaşma veya girişim bulunmamakta. Şu anda Sivasspor Süper Lig'de arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi resmen herkesi süpürüyor ve inanılmaz bir şekilde sistemini oturtarak ligimizde iyi başarılar almaya başladı. Ve ne oldu arkadaşlar? Tabii ki iyi giden takım olduğu zaman büyük takımlarda buradaki iyi oyunculara hemen saldırmaya başladı ve bu oyuncuların başında gelen isim Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş arkadaşlar Ocak ayında 750 bin euro bonservisle Galatasaray'a transfer olması beklenen futbolculardan bir tanesi. Gayet makul bir transfer olacaktır. Çünkü yabancı futbolculara 2-3'er milyon euro verip çöp olmasındansa en azından Türk kardeşlerimizin, Türk abilerimizin daha iyi kulüplerde oynayıp kendini göstermesi bizim adımıza daha heyecan verici. Bu yüzden Mert Hakan Yandaş resmi olarak Galatasaray'da diyebiliriz sevgili dostlar. Bir sonraki isim Kolarov. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Ancak istediği sistemi futbolu Ersun Yanal sahaya oturtamadı. Bunların başına gelen en büyük sorun beklerin verimsizliği. Çünkü Ersun Yanal'ın başarılı olduğu sene bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar Caner ve Gökhan Gönül'ün İnanılmaz performansları vardı. Yapmış olduğu inanılmaz asistler, iki taraflı çift yönlü bindirmeleri gerçekten de rakiplerini zorluyordu ve bu şekilde çok rahat şekilde goller atabiliyorlardı. Ancak bu sene hem Hasan abinin sakatlığından dolayı, oradan ne bir direni oynatmasından dolayı Ersun Yanal istediği futbolu sahaya süremedi ve bu yüzden de tekrardan Rota Kolarov'a döndü. Kolarov da zaten Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ancak Roma yapmış olduğu yeni tekliflerle futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunu yazın da zaten söylemiştim. Kolarov Fenerbahçe'de resmi olarak oynamak istiyor. Bundan dolayı çok fazla bir zorluk çıkacağını düşünmüyorum. Kolarov en kötü sezon sonu ama benim kendi görüşümce sezon ortasında resmi olarak Fenerbahçeli olacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki isim Jerome Boateng. Jerome Boateng arkadaşlar senelerdir Bayern Münih'e çok iyi hizmetler verdi. Özellikle Bayern'in Bayern olduğu zamanlarda Boateng'in inanılmaz performansını zaten hepimiz hatırlıyoruz. Fakat maalesef ki hepinizin bilmiş olduğu gibi artık Boateng'in dönemi yavaş yavaş geçiyor. Çünkü artık Bayern Münih'te forma şansı bulamıyor. Özellikle Niklas Schüle, Hernandez gibi isimlerin transferlerinden sonra zaten iyice forma şansı bulmayı azaltmıştı Jerome Boateng ve Fenerbahçe resmen sıcak bakıyor arkadaşlar. Jerome Boateng, bilmiş olduğunuz gibi Alman futbolcuların şöyle bir avantajı oluyor. Hani her Alman'ın bir Türk arkadaşı oluyor arkadaşlar Almanya'da. Ve bundan dolayı bu isimler de her zaman tabii ki Türkiye'yi onlara iyi bir şekilde övüyorlar. Belki bir İngiliz futbolcuyu ikna etmek, belki bir Fransız futbolcuyu ikna etmek zor olabilir ama Alman futbolcuları Türkiye'ye gelmesi için ikna etmek çok zor olmuyor. Çünkü elbet bir Türk arkadaşları oluyor arkadaşlar dediğim gibi. Jerome Boateng Bayern Münih tarafından da onaylanmıştır. Bayern Münih resmen Jerome Boateng'e sen istediğin kulübe gidebilirsin. Sen bize senelerde hizmet verdin. Biz senin bonservisle veya fiyatında bir sorun çıkarmayacağız geri dönüşünü yaptı. Özellikle Adil Rami'nin transferi tutmayınca Fenerbahçe'deki stoper sıkıntısını kökten çözebilecek bir isim Jerome Boateng olacak. Bakalım sezon ortasında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki isim Arda Turan arkadaşlar. Evet ben bunu zaten Arda abi kendisi de söylüyor. Yani hayatta herkes hata yapabilir. Zaten buna
Kimse negatif bir şey söylemiyor. Ve her hatanın da bir çözümü vardır. Ben Arda abinin yakın zamanda çıkıp özür dileyeceğini basından ve tekrardan Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi geçmiş olduğumuz maçta Fatih Hoca'nın da ellerini öperek zaten barıştığının ve olumlu sinyallerini verdi. Bilmiş olduğunuz gibi artık Arda Turan'ın son seneleri ve bu son senelerinde Galatasaray'da geçirip güzel bir şekilde futbolu bırakmak istiyor. Bu yüzden sezon ortasında Arda Turan'ın Galatasaray'a gelişini net olarak söyleyebiliriz. Bir sonraki isim Luke Shaw. Luke Shaw arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi Manchester United'da özellikle Premier Lig'in en iyi sol bekleri listesinde giriyordu seneler önce. Ancak sakatlıklar ve şanssızlıklar ve United'ın kötü durumu maalesef ki Luke Shaw'un bu performansını baya baya düşürdü. Bundan dolayı Luke Shaw artık farklı bir kulübe gidip oynamak istiyor ve bu kulüplerin başında da Fenerbahçe geliyor mu gelmiyor mu bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak Fenerbahçe'nin listesinde eğer ki Kolarov olmazsa Luke Shaw olsun bilgisinin olduğu söyleniyor arkadaşlar. Luke Shaw gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Zaten Premier Lig'de bek oynayan bir ismin kalitesiz olması imkansız. Hangi takımda oynadığı fark etmeksizin arkadaşlar. Bu yüzden Luke Shaw transferinde Kolarov'dan sonra sıcak bakıldığını söyleyebilirim. Ancak tekrardan söylüyorum, Fenerbahçe'nin ilk hedefi Kolarov'u kadrosuna katmak. Bir sonraki isim ve beni benden alan isim Anderson Talisca arkadaşlar. Anderson Talisca'da şöyle bir durum var. Çin Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı ve artık ülkede yabancı sınırının olacağı söylendi ve yabancı sınırının maksimum 2 olacağı söylendi. Yani sadece 2 futbolcuyu kadronuza bulundurabiliyorsunuz yabancı ülkelerden. Bu da bu ligde oynayan büyük oyuncuların boşa çıkacağı anlamına geliyor. Ve maaş sınırı da geliyor arkadaşlar Çin'e. Bundan dolayı eskisi gibi işte Paulinho'lar, Ramirez'ler, Hulk'lar gibi böyle bastım parayı aldım oyuncuyu diye bir şey yok arkadaşlar. Ve Anderson Talisca da dediğim gibi %99 ihtimalle Çin'den ayrılacak ve Talisca'nın zaten hepinizin bilmiş olduğu gibi Premier Lig'de oynama, Serie A'da oynama gibi çok 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 büyük hedefleri yok. Bundan dolayı tekrardan Beşiktaş'a gelmesine çok sıcak bakılıyor arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş da Türkiye'de çok seviliyordu, çok rahattı ve gerçekten Türkiye Ligi'nin üzerine bir futbolcu olduğu için çok güzel goller atıp taraftarları çıldırtıyordu arkadaşlar. Bu yüzden Anderson Talisca'nın tekrardan Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum sene sonu. Bilginiz olsun. Bir sonraki isim geliyor arkadaşlar. Kim? Ricardo Quaresma. Evet, Ricardo Quaresma bilmiş olduğunuz gibi şu anda Kasımpaşa formasını terletiyor sevgili dostlar. Ancak biliyoruz, bilmiş olduğunuz gibi Beşiktaş kulübü kötü bir ayrılık yaşamıştı ve şu anda Beşiktaş kulübünün başkanı değişti. Bundan dolayı Quaresma'nın da futbolu bırakacağı yerin Beşiktaş olacağı söyleniyor. Özellikle sezon ortasında Quaresma'nın Beşiktaş'a gelmesi bekleniyor. Geçmiş olduğumuz günlerde basına yapmış olduğu açıklamada da zaten Quaresma bunun sinyallerini vermişti. Bence kesinlikle olması gereken bir transfer. Neden derseniz bu oyuncular dünya yıldızı oyuncular arkadaşlar. Bir gün siz Portekiz'den bir oyuncu almak zorunda kalırsınız ve Quaresma size o transferi çözer. O yüzden her zaman bu tarz futbolcularla iyi ayrılmak gerçekten de çok önemli. O yüzden Ricardo Quaresma da sezon ortasında resmen Beşiktaş'ta diyebiliriz. Ve videonun kapanışında da Abdullah Avcı Beşiktaş Yönetim Kurulu vermiş olduğu raporda Muhammed Elneny'nin performansından çok memnun olduğunu ve önümüzdeki senelerde Beşiktaş'a hizmet vermesi için bonservisinin satın alınmasını istediğini yönetime bildirdi. Ve yönetimde 18 milyon euro satın alma opsiyonu olan oyuncu için Arsenal'le konuşacak. Çünkü Arsenal'de zaten Muhammed Elneny'yi artık kadrosunu görmek istemiyor diye düşünüyorum. Çünkü Arsenal'de resmi olarak bir kan değişikliği olacak. Bilmiş olduğunuz gibi geçmiş günlerde Unai Emery'nin de sözleşmesi feshedildi. Bundan dolayı artık Arsenal'de yeni bir kadro gelecek. Bu yüzden de Muhammed Elneny'nin Beşiktaş'a bu sezon sonu transfer olması bekleniyor. Adem Leic'e 6-7 milyon euro veren Beşiktaş bundan dolayı bence Muhammed Elneny için en az 4-5 milyon euro verip alacaktır. Bundan dolayı da Beşiktaş'ın kadrosu daha da güzel hallere gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi videolar nasıl daha iyi olabilir bunu yorum olarak yazabilirsiniz. Futbol videolarına daha yeni başladık. Bundan dolayı sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.